Hocam tabii belki birçok izleyicimizin en büyük sıkıntılarından birisidir akne. Evet. Ergenlik dönemleri olsun, ergenlik dönemini geçen kişilerde olsun ki bunlardan birisi de benim. ergenlikte belki sivilceden bu kadar çok fazla çıkmadı ama belli bir yaştan sonra, belli bir zamandan sonra dönem dönem akne haliyle oluyor. Peki akne nedir? Neden oluşur? Tedavi yöntemleri nelerdir? Ya şimdi akne normalde hormonların aktifliğinin artmasıyla ergenlik döneminde yağ bezlerinden salgılanan sebum miktarının artmasıyla oluşuyor. Bu herkeste görülen bir şey ama bazı kişilerde daha fazla sebum salınımı olunca akne dediğimiz işte komedonlar, papüller, siyah noktalar oluşuyor. Bazılarında kiste kadar gidebiliyor. Dolayısıyla tabii ki ergenlik yaşları da gençler için fiziki görüntünün çok önemli olduğu yaşlar. Rahatsız oluyor gençlerimiz. Onlar da tedaviye başlıyoruz. Şimdi bunda ağızdan tedaviler de olabiliyor aknede. Sürme tedaviler de olabiliyor. Gıdalarını beslenmeyi ayarlıyoruz. İşte yağlı şeylerden uzak durmak gerekiyor. Onun haricinde, ilaç haricinde de peeling, dermapen, biraz önce bahsettiğimiz Scarlett gibi uygulamalar da yapabiliyoruz. Evet. En son uygulama Scarlett uygulaması. Tabii ki. Yani o akneler durduktan sonra kalan izlere yapacağımız bir uygulama. Ve Scarlett uygulaması cilt üzerindeki lekeleri de yok tabii ediyor dediniz. Hem lekeleri azaltıyor, hem izleri yok ediyor tabii dediniz. Tabii. Yani hem cildimizin canlanmasını sağlıyor, izleri azaltıyor, lekeleri azaltıyor, o çukurları düzeltiliyor. Cildin daha düz bir satı haline gelmesini sağlıyor. Yani Scarlett'le birlikte bebeksi bir cildimiz oluyor. Aynen, aynen. Yani birkaç yıl önceki halimize dönmüş oluyoruz. Öyle düşünmek lazım. O zaman Scarlett'ten hizmet alan grup, şanslı grup diyebilir miyiz Deniz tabii Hocam? Tabii ki, tabii ki. Kesinlikle. Evet. Bununla birlikte tabii akne tedavisi dedik. Bazı dönemlerde ilaç tedavisi uygulanıyor dediniz. Tabii tabii. Gıdalarımıza dikkat edeceğiz. Peki burada suyun da önemi var mı hocam? Tabii yani cildin nemini sağlamak için bol miktarda su tüketmemiz lazım. Ama ne kadar su tüketirsek tüketelim dıştan da nemlendiriciyle takviye yapmak lazım. Yani tek başına su içerek kuruluğu gideremezsiniz. Evet. Tabii ki kuruluğu azaltırsınız ama mutlaka cildin dışarıdan da nemlenmeye ihtiyacı var. Ve hijyen çok önemli, tabii temizlik ki çok önemli. Aynen. Cilt temizliğimizi yapacağız. Ve peki bir günlük bir öneri alacak olsak sizden hocam. Yani bir günde günümüzü cildimizi nasıl koruyacağız? Sabah kalktık. Şimdi sabah kalktık, cildimize uygun evet bir temizleme ürünüyle cildimizi temizliyoruz. Temizleyeceğiz. Arkasından eğer bir cilt problemimiz varsa onlar için olan ürünleri kullanabiliriz. Onların üzerine nemlendiriciyi sürüyoruz. Onun üzerine de güneş koruyucuyu sürüyoruz. Bunların haricinde de eğer istersek onlardan sonra fondöten tarzı ürünler kullanabiliriz. Yani biz şimdi fondöteni çok önermiyoruz ama sonuçta hani makyajda bir baz oluşturmak için yine biraz önce söylediğim gibi yağlı ciltlere yağsız, daha diğer ciltler, daha her cilt için olan ürünü kullanabilir. O tarzda ürünleri kullanarak cildimizin bakımını yapabiliriz. Akşam da mutlaka döndüğümüzde eve geldiğimiz zaman makyajları temizlemek gerekli, makyajın ciltte kalmaması gerekli. Sonrasında da gece için olan bakım ürünlerini kullanabiliriz. Bunlar da hani gençlerde nemlendirici tarzında olur. Yaşlar biraz daha ilerledikçe anti-aging tarzında bakım ürünleri, serumlar olabilir.